Arkadaşlar merhaba. Bugün No 4 adlı soruyu çözeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle şıklardan başlayalım. Hail from, ben çok kullanımı aslında hani kitaplarda da veya herhangi bir kontekstlerde çok rastlamadım bir yapı ama çok da çokça kullanılan bir yapı aslında. Bir yerle olmak anlamına geliyor. Bir yerde doğup o yerli olmak veya bir yerden gelmek. Yani nereden geliyorsun, neresin, kütüğün neresi derken Hail from'u kullanıyoruz. B şıkkı broke out, aslında break out yani broke out daha çok kullanılıyor garip bir şekilde. Çünkü hani savaşlar genelde geçmişte patlak vermiş oluyor ya. Ben birkaç kez gördüm böyle broke out'u genel olarak fiilin hani broke out direkt bir fiil olarak zannediliyor. Hayır arkadaşlar, break out patlak vermek. Broken out da past participle dediğimiz fiilin üçüncü yapısı broke out. Take on işe almak anlamına geliyor veya üstlenmek anlamına geliyor. Bir şeyi üstlenmek. Undertake gibi. Hadi yazalım buraya. Undertake veya assume gibi. Assume'un da üstlenmek anlamı var bu arada. Assume responsibility. Hani bir sorumluluğu üstlenmek gibi. Lie in işte den kaynaklanmak, den gelmek anlamına geliyor. Associate with bir şeyle ilişkilendirmek anlamına geliyor. Şimdi burada ben birinci cümlede aslında bir özne görmüyorum. O yüzden ikinci cümledeki yani virgülden sonraki özne benim birinci cümlemin öznesi. Ve burada bir pasif yapı var arkadaşlar. Hani oradan yani geldirilen hani oralı oldurulan gibi veya işte patlak verdirilen savaş. Ve işte işe alınan, taken on, işe almak, işe işte aldırmak, üstlenilen, take on, hani kaynaklandırılan veyahu ilişkilendirilen. Bana burada daha mantıklı geliyor. Bakalım hemen soruya. Great social change in most field, yani birçok alanda. Great, yani büyük bir sosyal, önemli sosyal değişiklikler olmuş büyük alanlarda ve disiplinlerde. Buna hangisi dahilmiş? Including art, architecture, politics, literature, exploration and science. Renaissance was first centered in the Republic of Florence. Yani Floransa Cumhuriyeti'nin işte cumhuriyetinde böyle merkezi Rönesans Cumhuriyeti olan hani burada doğan, burada başlayan. Rönesans işte burada başlamış. Was centered. Hani buraya konumlandırılmış bir Rönesans varmış. Şimdi ben bakıyorum. Hailed from bir yerli olmak bir anlama ifade etmiyor bana. Broken out patlak verdirilen daha çok savaş kontekstine seviyorum ben break out'u. Benim de ağzımda broke out diye kalmış. Break out arkadaşlar. Hemen birinci halinde yazalım da karıştırmayalım bunu. Break out. Birinci hali. Verb 1. Tamam. Her yerde broke out, broke out. C taken on. Yani take on üstlenmek anlamına geliyor ve işe alma kontekstine daha çok kullanılıyor. Benim rastladığım kadarıyla. Üstlenmek anlamında var. Undertake'i daha çok kullanabiliriz üstlenmekten. Veya assume'u. Assume daha az kullanılıyor ama. Üstlendirilen mi? Üstlendirilen great social change. Yani mantıklı gelmiyor. Den kaynaklandırılan. Lie in bu arada yok değil sağlıkta doğru cevap olarak çıktı. Neden? YDS'de yok. Başka diğer yok dillerde doğru cevap olarak çıkmasın. YDT'de çıkmasın. Dikkat edelim. Associated with yine çıkan bir kelime. YDS'de associated with çıktı. Boşluk vermişti. Associated bizden isteniyordu. Hatta bayağı bir boşluk vermiş sonra with'i koymuştu. Associated with ile ilişkilendirilen. Ben severim yani associated with böyle çok çokça kullanılan bir phrasal verb yapı yani. Bakalım işte büyük sosyal değişikliklerle birçok alanda disiplinde işte sanatta, architecture'da, politikte, literature'da, exploration'da ve science'da ilişkilendirilen Rönesans nere merkezliymiş? Was first centered in the Republic of Florence. Yani Floransa'da hani ilk merkezi Floransa olan Rönesans ilk merkezi Floransa diye çevirebiliriz. Sonradan yayıldı. Diğer İtalya'nın diğer kalan yerlerine yayılmış. Sonradan da tüm Avrupa'ya yayılmış. Yani doğru cevabımız ilişkilendirilen anlamına gelen associated with. Yani Rönesans birçok disipline, birçok alanla, bu alanlardaki birçok değişiklikle ilişkilendirilmiş diye çevirebiliriz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Şıklarla ilgili
Cümleler ben burada sizin için çıkardım. Where do you hail from? İşte nerelisin, nereden geliyorsun? I was still living in London. Londra'da yaşıyordum. Ne zaman? When the war broke out. Savaş patlak verdiğinde. We are taking on 50 new staff this year. Yani bu yıl 50 eleman işe alıyoruz. His skill relies on his ability. Onun yeteneğine kaynak alınıyor. To communicate quite complex ideas. Very simple. Yani onun yeteneği neye dönüyormuş? Oldukça karışık, böyle karmaşık fikirleri basit bir şekilde communicate etmesine dayanıyormuş. How did the color red and green, yani bu kırmızı ve green nasıl Christmas'ta ilişkilendirilmiş? Nasıl yapılmış abi bu diye soruyor adam. Dediğim gibi doğru cevap E seçeneği. Cümle kontekstinde kelimeleri görmek bence daha sağlıklı. O yüzden artık soru çözerken onlarla ilgili soruları da, onlarla ilgili pardon cümleleri de sizlere göstereceğim, en azından göz aşinalığı olsun. En sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriyle bu kanal büyüyecek. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.